Galatasaray Kasımpaşa mücadelesinin devre arasında Levent Tüzemen'le beraberiz. İlk yarıda Galatasaray'da Osman ve Icardi şov vardı desek yeridir. Farklı bir 11 3 birlik skorla soyunma taraf Galatasaray oldu. Tabii Galatasaray taraftarının beklediği ikiliği bugün Okan Buruk sahaya sürdü. Osman Icardi ikilisi ee, yani bence ikisine gol atması ben bunu iki tane kral İkisi de gol kralı biliyorsun. Osman şanssızlıklar evet. yaşamıştı. İlk gollerini bu gece hasta, hasta attı Doğru. ama rakiplerine çarparak girdi. İlginç. Ben en, en çok buna niye şaşırıyorum biliyor musun? Osman Galatasaray'ın kiralık oyuncusu. 100 milyon üzerinde bir değeri var. Sezon sonu Galatasaray'dan gidecek. Ama bir gerçek var ki adam 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor ya. O deparları atıyor, rakibi kovalıyor, mücadele ediyor. Attığı, dönerek attığı gol. Metro Oktay selamı vererek gol. Yani muhteşem bir şey. Bu e, Galatasaray'ın rakibi sayılır Icardi'nin evet. yanına gidiyor. Ondan daha çok seviliyor onun evet. e, sevinçini yapıyor ellerini kullanarak. Aynı görüyor. golü Icardi attı. Dönerek evet. geldi vurdu. Yani bu. iki tane e, gol kralı, iki tane yıldız, iki tane kral gerçekten e, geceye damgasını vurdu. ...üç gol birbirinden güzel. E, Falın da golü çok güzel. ...işin gerçeği ben dönerek doğru. o da vurdu. ...dört tane güzel gol gördük... Ama Galatasaray yani şimdi bu işin coşkusu başka. Ama işin bir de gerilen bir tarafı var. Belki Kasımpaşa'da da yetenekli oyuncular var. Belki çok üzerine gelmiyor Galatasaray'ın gibi görünse dahi. Galatasaray'ın orta sahası çok yumuşak. Kerem Demirbay ile Sara rakibi karşılama konusunda çok başarılı değiller. Sara belki arada vücudunu koyarak top kazanıyor. E, Zalay, Şalay sağ, sağ tarafta o da çok. Yeler'te çok fazla top kazanan oyuncu değil. Yani topla oynayan bir Galatasaray takımına tanız Yani oyuncu grubu topla oynamayı çok seviyor. Jakobs öyle, Yunus öyle yani. Icardi zaman zaman 10 numara Mertens'in rolünü üstleniyor. Araya pas veriyor. Takım arkadaşlarına da yürüyün diyor, gel diyor. Çok ilginçtir. Davison Sanchez alınmış, alışmış bir Galatasaray'ın Nelson'la çok arkadan oyun kurmak olsa başarılı olduğunu söyleyemem. İşte oraya gelip... Yani işin gerçeği şu. Buranın vazgeçilmesi merkezdeki göbekteki o şifre kim biliyorsun değil mi? Torayra. Torayra olduğu zaman herkes rahat eder. Torayra olmadığı takdirde Galatasaray'ın orta saha sıkıntı yaşar. Bugün Kasımpaşa belli ataklarda hızlıydı ama işin gerçeği bu. Galatasaray biraz çabuk geriye döndü. Son vuruşlarda Mustara başarılıydı ama falın vuruşuna Mustara'nın yapacak bir şey yoktu. Galatasaray defasında çok büyük hatasıydı diye düşünüyorum. Yani maç 3-1. Eee burada Osimhen'in bir sakatlığı söz konusu. Devam edecek mi yoksa çıkacak mı? Yani, Çünkü Bir süre 10 kişi oynadı. Galtsa evet, olsa da pozisyon bu, da vardı da Costa ile golü buluyordu. Ya evet, da Costa 3-1 3-2 olsa Paşa. maçın havası çok bir anda bozulabilirdi diye düşünüyorum. Ama o bence golü girdi, pas verdi, topa da müdahale etti. Vallahi bilmiyorum bir şey mi kızdı yüz, acaba? Yüz, ne dedi bilmiyorum. Doktorla bir şey konuştular. Bir sorun mu oldu? Ne oldu? Ben de merak Kenara ediyorum. Geldi çünkü evet çünkü oyunu. Ama yani 3-1'de bu işi yapmışın iki center oynamışsın. Bence tek santrfora dönüp orta sahayı güçlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu kim olabilir? Torreira olabilir. Bir 45 dakika Torreira oynar. Yani sevgili Cüneyt, e, onsuz bu takımın oynaması zor. Veya Berkan'ı ortaya koyabilirsin. Sarı'yı, e, Berkan K Kerem Demirbay yapar, Sarı'yı 10 numara gibi oynatır. Icardi tek santofor gibi oynatırsın. Daha direnç kazandırır. E, tabii ben, bence de yani orta sahalar çok önemli. Çünkü bak eee Kasımpaşa bile 2-0'dan sonra bir değişiklik yaptı biliyorsun. 4 e, numaralı oyuncularını aldılar. Baktığımız zaman Omero'yu e, Omeroy aldılar. E Omero'yu aldı. Yani o bile değişiklik yapıyor yani teknik et büyük bir ihtimalle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu Galatasaray coşkulu oynuyor. Topa hakim hücum gücü üzerin, üzerinde artı e, Taraftarın büyük bir desteği var. Hem Osemen'in hem Icardi'nin gol atması iki farklı sevgi selini türbünler bize izlettirdi. İkisinin Doğru. de ayrı şarkıları var biliyorsun. <laughs> Ama e, Kasıpaşa kötü takım değil. Kasıpaşa'da önemli oyuncular var. Yani e, rakamlara baktığımızda 7 şutu var Kasıpaşa'da. E Galatasaray'dan fazla. Ve Galatasar isabetli. Galatasaray'dan isabetli şutu fazla. Galatasaray'ın 6 şutu var üçü isabetti. Şut sayısı Gol zaten 3'ü de fazla evet. Kaleyi bulan 3 şutu da gol, gol oldu olmuş. De. yani. Rakib şut pası altı yani bana sorsan 6 kere girmiş. Ha 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 ceza sahası da çok normal. Galatasaray tak, evinde oynarken rakip sahada de. E, oyuncu gücüyle tabii ki hücum gücüyle o kadar fazla olacak diye düşünüyorum ama Kasımpaşa'nın istatistiklerini boşa atmamak gerekir. Yani bu ciddi alınacak e, bir maç. Çünkü Kasımpaşa'nın sağ solu belli olmayan bir takım. Ben hatta maç öncesi bir arkadaşıma mesaj attım. Fal gibi oyuncuları var. Dikkat etmek lazım dedim. Sanki içimize doğmuş golü fal attı. Doğru. Enteresan bir o şey. içinde çok evet. Susar.